Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Tarık suresini değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâi ve Tarık. Semaya ve Tarık'a yemin ederim. Ve mâ edrâke me Tarık. Tarık nedir? Bildin mi? En necmü sâgıp. O bir necmi sâkıptır. Akıp giden, karanlığı ışığıyla delen bir yıldızdır. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala burada semaya ve semada görülen Tarık'a yemin ediyor. Ve ardından da bildin mi o Tarık nedir? Bu bir üslup, yani bildin mi derken dikkat çekiyor. Ardından da bunun cevabı geliyor. O Necmi Sakıp'tır. Necmi Sakıp gecenin karanlığında ışığıyla o karanlığı delip geçen. Tarık daha çok gece gelene verilen bir isim ve özellikle de yıldız için bu kullanılıyor. Konumuzla alakası, Allah-u Teala burada nasıl ki gecede yıldız doğuyor, ışığıyla karanlığı deliyor. Onun gibi Kur'an'ın ayetleri de beşerin zulümatını, insanlığın içinde bulunduğu karanlığı aydınlatıyor. Her bir Kur'an bir Necmi Sakıp'tır ve o zulümatı delmesiyle, karanlıkları aydınlatmasıyla insanlara rehberlik yapmaktadır. İn küllü nefsin lemme aleyha hafız. Her bir nefis üzerinde, her bir cana görevli bir muhafız vardır. Yani hafaza melekleri, Allah-u Teala her canlıya görevli melek tayin etmiştir. Her bir insanın da bu şekilde muhafızları bulunmaktadır. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Artık bu insan hangi şeyden yaratıldığına baksın. Kur'an-ı Kerim'de çok değişik yerlerde ilk yaratılışa dikkat çekiliyor. Yani Allah-u Teala yoktan yaratmış ve insanı çok basit görülen bir su damlasından, onun içinde çok küçük bir şeyden meydana getirmiş. Bu çok harika bir durum. İşte küçük bir çekirdeği Allah-u Teala ağaç haline getiriyor. Küçük bir yumurta, kocaman bir kuş haline geliyor. Bunları görüyoruz. Onun gibi insan da önce ana rahmine bir su damlası olarak düşüyor. O su damlası içinde de çok küçük, gözle görülmeyecek bir şey. Allah-u Teala insanı oradan yaratıyor. Bunun tabi Kur'an-ı Kerim'de nazara verilmesi, hem öldükten sonra dirilmeye delil olması, hem de insanın haddini bilmesi. Yani bu insan neyine güveniyor? Bir zamanlar neydi? Bir zamanlar menşei böyle olan bir varlıkken tutmuş Allah'a kafa tutmaya çalışıyor. Bu manaları Allah-u Teala bu gibi ayetlerle hatırlatıyor. İşte insan neden yaratıldığına baksın. Huliga min ma'in dafik. O atılan bir sudan yaratıldı. Baba tarafından atılan bir sudan yaratıldı. Yahrucu min beynus sulbi ve teraib. Ve bu su babanın sulbünden ve annenin de o göğüs kemiklerinden, o bölgeden gelir. O ikisinin birleşiminden meydana gelen, atılan bir sudan bu insan yaratıldı. Allah-u Teala'nın sanatı insanın sanatına benzemiyor. Mesela insanlar bir insan resmini resim olarak çizebilirler veya robot şeklinde insana benzer şeyler yapmaya çalışırlar. Ama Allah-u Teala bu insanı canlı olarak yaratıyor ve bunun da menşei, mebdei çok küçük bir su. Hem anneden hem babadan gelen, birleşen ve bunun neticesinde ana rahminde büyütülen, neticede 9 ay 10 günlük bir süreden sonra dünyaya gönderilen bir varlık. İnnehu ala rac'ihi legadir. Gerçekten de o insanı tekrar döndürmeye, tekrar hayata döndürmeye kadirdir. Yani insanı bu şekilde bir damla sudan yaratan Allah, diğer alemde ona yeniden vücut vermeye ve ahirette daimi bir hayat vermeye elbette kadirdir. Bir insan ezbere bir şiir yazdığında, yazmış olduğu şiirin kağıdını yaksa o şiire yazık oldu denilmez. Aynı zat başka bir kağıt üzerinde aynı şiiri yine ezbere yazar. Veledeyna kitabın hafiz ayeti var. Bizim nezdimizde
her şeyi koruyan bir kitap vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla her insanın programı Allah nezdinde belli. Böyle olunca diğer alemde hiçbir insan bir başkasıyla karıştırılmadan, bir başkasıyla iltibas edilmeden aynen ismiyle, resmiyle, cismiyle, her şeyiyle muhafaza edilmiş olarak yeniden diriltilecek. Yevme tübles serair ve o günde sırlar açığa çıkacak. Yani sırların açığa çıkacağı o günde Allah insanı yeniden diriltmeye kadirdir. Sırların açığa çıkması şu dünyada pek çok şey belki de sır olarak kalıyor. Ve bir takım mesela münafıklar var. Münafık olduğu belli olmadan diğer aleme gidiyor. Nice kötü görülenlerin belki çok iyi cihetleri var. Sır olarak kalmış. Veya herkes şu yaşadığı döneme şöyle bir baksa nice olaylar perdeli olarak kaldığını görüyoruz, görmekteyiz. Bütün bunların sırları nedir? Neler olup bitti? İnsanlık aleminde neler meydana geldi? Bunlar diğer alemde tek tek açığa çıkacak. Ve her insana kendi hayat filminin bir disketi diğer alemde amel defteri şeklinde verilecek. Ve insan o amel defterine şöyle baktığında görecek ki küçük büyük her ne yapmışsa orada kaydedilmiş. Bu ehli iman açısından aslında çok büyük bir nimet. Çünkü şu dünyada elbette çok güzel şeyler de oluyor. Biz bunları muhafaza etmek, kayıt altına almak isteriz. Ama her zaman bu imkan olmuyor. Allahu Teala zaten bunu tahakkuk ettiriyor. Kiramen katibin denilen melekler her yaptığımızı kaydediyorlar ve böylece insan her taraftan manevi kameralarla çekiliyor. Yaptıklarımız diğer aleme gönderiliyor, beka arşivlerine gönderiliyor. Ve Allahu Teala bize bunun da bir numunesini koymuş. İnsanda hafıza var. Beynindeki merkezlerden birisi hafıza. Hafıza için ayrılan yer bir mercimek tanesi kadarmış. Hani beyinde çok değişik merkezler var. Konuşma merkezi, düşünme merkezi, hayal merkezi gibi. Hafıza için de mercimek tanesi kadar bir bölge ayrılmış. Allah korusun mesela bir trafik kazası gibi bir durumda, bir düşme gibi bir olayda o bölge zarar görürse insan hafızasını kaybediyor. Eğer ileride iyileşmezse kendi adını bile unutur bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Ama iyileşme durumunda tekrar o bilgilere kavuşmuş oluyor ve o şekilde hatırlıyor. İşte bizdeki nüsha kaybolabilir, bizdeki nüsha zarar görebilir ama Allah nezdinde ve Allah'ın görevli melekleri nezdinde bunun kayıtları var. Biz her ne kadar şu anda şu dünyada isek de bizlerin görüntüleri başka alemlere gönderiliyor. Başka yerlerde bunlar depolanıyor. Nasıl ki internet üzerinden birbirleriyle haberleşen insanlar, e-mail yoluyla haberleşen insanlar zamanla belki birbirlerinin maillerini, neler gönderdiklerini unutabilirler. Ama bunun merkezinde bulunan yer, bunları depoladığında, arşiv yaptığında kimin ne yaptığı tek tek bellidir. Veya telefon konuşmalarımızda biz neler konuştuğumuzu zamanla unutabiliriz ama bunun genel merkezinde bütün konuşmalar tek tek kayıtlıdır. İşte Allahu Teala bizlere hatırlamamız için bir hafıza vermiş. Hafıza en büyük nimetlerden birisi. Aklın adeta cebi ve bizim küçük bir arşivimiz. Ama biz yine de unutuyoruz. Çünkü insan nisyandan alınmış, nisyana müptela. Şu anlamda insan kelimesi bazı alimlere göre nisyan kelimesinden türetilmiş. Kur'an-ı Kerim'den şu ayette bu manayı belki ifade ediyor. Taha suresinde Cenab-ı Hak bildiriyor ki وَلَقَدْ اَهِدْنَا اِلَى اَدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَس۪يهِ Andolsun ki biz daha önce Adem'den ahit aldık, o unuttu. İlk insan olan Hazreti Adem'de unutma olduğu gibi bizlerde de unutma oluyor. Bazen dün ne yaptığımızı unutabiliyoruz. Ama Allah unutmuyor. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Hazreti Musa Allah'ı anlatırken böyle anlatıyor. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Unutma bizler için, mahlukat için
bir araz ve görülen bir durum. Ama Cenab-ı Hak böyle arızalardan, böyle noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir. İşte biz Subhanallah derken Cenab-ı Hakk'ı bu gibi noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Bizde görülen böyle noksanların ona arız olmadığını ifade ediyoruz. İşte diğer alemde sırlar açığa çıkacak. Kimin ne yaptığı ortaya çıkacak ve gerçek tarih ortaya çıkacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ahir zamanda emin insana hain, hain insana emin denildiği olacak. Yani nice hainlere emin insan nazarıyla bakılacak veya bunlar böyle telkin edilecek. Nice emin insanlara ise hain denilecek. Belki de bu dünyada böyle bu devam edip gidecek, öyle zannedilecek. Ama diğer aleme gidildiğinde hain olanların hainliği, emin olanların eminliği açığa çıkacak. Bu açıdan diğer alem sırların fahş olduğu bir alemdir. Haşrin mahkeme-i kübrasında orada bunlar açığa çıkacak. Bir de tabi her sırrın illa herkesle paylaşılması gerekmez. Kul ile Allah arasında sır olan durumlar vardır. Cenab-ı Hak Settar ismiyle onları yine setredecektir. Onları muhafaza edecektir. Ehli küfrü zillete maruz bıraktığı, mahcup ettiği o alemde Allah ehli imanı zilletten kurtaracaktır. Onları mahcup etmeyecektir. İşte sırların açığa çıkacağı günde فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرٍ artık o insan için bir kuvvet de yoktur, bir yardımcı da yoktur. Yani o sırların açığa çıkmasına engel olamaz ve kendini de kurtaramaz. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ döndürme özelliği olan, döndürücü olan semaya yemin ederim. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ve çatlayan arza yemin ederim. Bu genelde şu şekilde açıklanıyor. Döndürücü sema derken malum yeryüzünden devamlı buharlaşmalar oluyor. Bunlar yukarıda bulut olarak birikiyor. Tekrar aşağıya yağmur olarak düşüyor. Yani o buharlar semada ta sonsuza doğru yükselip gitmiyor. Belli bir noktada duruyor, durduruluyor ve aşağıya yağmur şeklinde gönderiliyor. Ve aşağı yukarıdan bu şekilde yağmur yağıyor. Aşağıdan da toprak çatlıyor. İşte yerin altı tohumlarla dolu ve o tohumlar bu bereketli yağmurlarla neşvünema buluyor, intibaha geliyor ve yeri böyle çatlatıyorlar. Ve böylece yerin altından hayat fışkırıyor. Yerin altından o bitkiler bu şekilde canlanıyorlar, hayatlanıyorlar. İnnehu le kavlun fasl. Yani bunlara yemin ederim ki döndürücü semaya, çatlayan arza yemin ederim ki gerçekten de o kavli fasıldır. Yani Kur'an-ı Kerim her şeyin hakikatını ortaya koyan, işin gerçeğini bildiren kavli fasıldır. İşi bitiren sözdür. Yani Kur'an ne diyorsa o öyledir. Çünkü Kur'an alemlerin Rabbinin kelamıdır. Dolayısıyla mülkün sahibi kendi mülküyle alakalı beyanda bulunduğunda söz onundur. Yaratan yarattığını bilir. Dolayısıyla yarattığı şeylerle alakalı konuşmak da elbette onun hakkıdır. İnsanlar Allah'ın mülkünde şu şöyledir, bu böyledir diye bir takım zanlarda, tahminlerde bulunabilirler. Ama insanların bu sözleri kavli fasıl değildir. İşi bitiren söz değildir. İnsanlarınki sadece bir zandır, bir tahmindir. Hatta şu anda ilim olarak ortaya konulan şeyler zamanla değişebilmektedir. Dolayısıyla 2 kere 2 4 etmesi tarzında nihai gerçeklere insanlar her zaman ulaşamıyor. Araştırıyorlar. Bugünkü bilgileriyle evet şu sonuca vardık diyorlar. Bunu beyan ediyorlar. Ama bir başka zaman bu değişebiliyor. Mesela bir zamanlar dünya sabit, düz kabul edilmiş. Binlerce yıl bu böyle kabul edilmiş. Güneş dünyanın etrafında dönüyor şeklinde. O tarzda yine bir kabul söz konusu. Ama günümüzde dünyanın yuvarlak olduğunu, hareket halinde olduğunu, güneşin dünya etrafında değil, dünyanın güneş etrafında döndüğünü
bilmekteyiz. İlmen bunları kabul etmekteyiz. İşte insanların bilgilerinde zamanla bir takım yanlışlar ortaya çıkabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği her şey kavli fasıldır. Kur'an-ı Kerim kainat şöyle yaratıldı demişse kainat öyle yaratılmıştır. Kıyamet kopacak demişse kıyamet kopacaktır. Cennet cehennem şöyle şöyle olacak demişse aynen o şekilde gerçekleşecektir. Çünkü onları yaratan zat bu şekilde Kur'an-ı Kerim'inde haber vermektedir. Ve mâ huve bil hezl, Kur'an-ı Kerim bir takım böyle ciddiyetten uzak ibarelerden değildir. Yani o tamamen ciddi ifadelerle doludur. Oyun eğlence türü, şaka türü ifadeler değildir. İnnehum yekidune keyde, onlar ey peygamber sana bir tuzak kuruyorlar. Yani genel anlamda onlar bir tuzak kuruyorlar. Ve ekidü keyde, ben de onlara tuzak kuruyorum. Femehhilil kafirine emhilhum ruveyde, öyleyse sen kafirlere bir mühlet ver, birazcık onlara süre tanı. Burada gerek peygamberimize gerekse bütün Kur'an'ın muhatabı olan insanlara şu hatırlatılıyor. Evet, din düşmanları bir takım tuzaklar kuruyorlar. Peygamberimiz zamanında da kurmuşlar. En büyük insana, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öldürmek veya sürgüne göndermek veya hapsetmek gibi tedbirler kendilerince düşünmüşler. İslam dinini ortadan kaldırmak için epey toplantılar yapmışlar. Ama onların bir planı varsa Allah'ın da planı var. İşte ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Onlar tuzak kuruyorlar. Ben de tuzak kuruyorum. Peki Allah-u Teala tuzak kurar mı? Bu mecazi bir ifade. Ona müşakele üslubu deniliyor. Allah-u Teala'nın tuzak kurması, onların tuzaklarını başlarına geçirmesi. Yani onlar diyelim bir çukur kazıyorlar bazılarını düşürmek için. Ama Allah o şekilde ayarlıyor ki kendi kazdıkları çukura onlar kendileri düşüyor. Günümüzde de din düşmanlarının bir takım oyunlarının boşa çıkması bu anlamda değerlendirilir. Ve herkes kendi etrafına baktığında hak dostlarına yapılan nice haksızlıkların neticede cezalandırıldığını görecektir. Ehli imanın başlangıçta mağlup gibi görülse de netice itibariyle galip olduğunu yine görecektir. Bu açıdan Allah-u Teala peygamberimize şöyle bildiriyor. Ben de onlara tuzak kuruyorum. Artık sen de o kafirlere bir mühlet ver, bir süre ver. Onlara zaman tanım. Ve netice itibariyle burada onların kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerine, mağlup olacaklarına Allah-u Teala işarette bulunuyor. Peki bu tahakkuk etmiş midir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten muvaffak olmuştur. Her ne kadar başlangıçta 13 sene Mekke hayat şartlarında çok zor günler geçmişse de, hatta Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışsa da müminlerle beraber, neticede tekrar Mekke'ye dönülmüş, Mekke fethedilmiştir. Ve müşrikler Bedir'de, Hendek'te bu gibi savaşlarda çok büyük zayiatlar yaşamışlardır. Ve Allah-u Teala ehli imana yardım etmiştir. Allah-u Teala dilemiş olsa kafirlere bir yudum su bile içirmez. Bir hadis-i şerifte buna işaret ediliyor. Eğer dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar kıymet olsaydı kafire bir yudum suyu bile içirmezdi. Ahirete nispetle bu böyle. Dolayısıyla ehli küfrün dünyadayken elde etmiş oldukları bir takım imkanlar, bir takım başarı tarzındaki durumlar ve ehli imana üstün görülmeleri rüyadaki bir galibiyet gibi. Bir insan rüyada dünyanın tek başına sultanı olabilir. Rüyada her şeye hükmedebilir. Ama bu bir rüyadır. Ve o normal yatağında uzanmış yatmaktadır. Diğer aleme gidildiğinde şu dünyadaki hayatımızın bir rüya gibi olduğunu göreceğiz. Ve o zaman ehli küfür bakacaklar ki dünyadaki o 60-70 yıllık hayatları uzunca bir rüyaymış. Saltanatları gelip geçici bir saltanatmış. O zaman bunu anlayacaklar. Ama asıl marifet daha dünyadayken bunu anlamak.
Nitekim şöyle bir ifade kitaplarımızda geçer. Ennâsü finniyem izâ mâtu intebehum. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Artık ölüm vaki olduğunda en kafir bir insan bile Allah'a inanmakla karşı karşıya kalır. İnanmamak mümkün değil. Çünkü ölümü tadıyor. İnanmadığı melekler onu cehennem çukurlarından bir çukura götürüyorlar. Meleklere inanmıyordu ama orada melekler tarafından tutuklanıp götürülüyorlar. Neticede cehenneme atılacak, inanmadığı cehenneme atılacak. Bu insanın artık inkar etmesi mümkün değil. Ama şu dünya hayatında ona karışılmıyor. Çünkü Allahü Teala insanları imtihana tabi tutmuş ve bununla alakalı da "Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur" buyurmuş. Yani dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Böyle olunca kafirlerin elindeki saltanata aldanmamak gerekir. Bu gelip geçici bir saltanattır. Asıl saltanat ise ehli imanın diğer alemde ebedi saltanatı olacaktır. Cenab-ı Hak imanlı bir hayatı ve imanla şu dünyadan gitmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.